Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatü vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 22. sözün 2. makamı Güneşler kuvvetinde 12. lem'a. Neyi ispat ediyor? Allah'ın varlığını ve birliğini. Hangi kuvvette? Güneşler kuvvetinde ispat ediyor. Nasıl güneş? her şeyi açık beyan gösteriyorsa ki bu sadece güneş değil güneşler kuvvetinde belki yüzler binler güneşler kuvvetinde bir güneş olsa o nasıl bütün olayları bütün hadiseleri net ve kesin bir şekilde bize gösterir ve bunda hiçbir şüphe ve tereddüt olmazsa aynen bunun gibi Kur'an ayetleri de baştan sona Allah'ın varlığını ve bir ispat eder her yönüyle her açıdan ve bu güneşler kuvvetinde bir delil, burhan ispat ediyor yani. Şu 22. sözün 12. leması öyle bir bahri hakayıktır ki bütün 22 söz ancak onun 22 katresi. Burada e, sanki 3 tane özellik anlatılıyor. Birinci olarak Kur'an-ı Kerim Tabiri caizse bir denize, bir okyanusa benzetiliyor bir açıdan. Biraz daha dikkatli okumaya çalışalım. Örnekler çok güzel. Hani bir şeyin en küçüğü nazara verilerek o en büyüğüne atıf yapmak, Kur'an'ın ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünneti tabiri caizse bir metodu. Alimlerimiz Kur'an'ın ve sünnetin bu metodunu uyguluyorlar. Mesela e ee, bu 22. sözün 12. leması. Yani bura öyle bir bahri hakayıktır ki yani hakikatlar okyanusudur ki bütün 22 söz, bugün buraya kadar anlatılan bütün 22 söz o e, ancak onun 22 katresi. Yani o kadar büyük ve sonsuz bir deniz ki Kur'an-ı Kerim bütün tefsirler o Kur'an denizinden, Kur'an okyanusundan tabiri caizse bazı damlalar, bazı katreler. Bu yazdığımız 22 söz o sonsuz Kur'an okyanusundan, Kur'an çünkü Allah'ın kelamı olduğu için sonsuz diyoruz. Sonsuz manalarından, hakikatlerinden 22 damla, katre. Ve öyle bir menba en vardır ki, yani nurlar kaynağıdır ki şu 22 söz o güneşten ancak 22 lem'a yani tabiri caizse Kur'an-ı Kerim sonsuz bir güneşse o güneşin bir iki, o 22 pırıltısı, parıltısı, ışığı maşallah. O kadar bugüne kadar yüz binlerce tefsir yazılmış. Milyonlarca evliya asfiya, Milyarlarca Müslüman o Kur'an'dan istifade etmiş ama onun manaları, nurları, hakikatleri sonsuz. İşte bütün müfessirler anladıklarıyla birer damlasına, birer pırıltısına dikkat çekmişler. Bir de ikinci mana itibariyle böyle. Bir üçüncü manada, evet o 22 adet sözlerin her birisi semayı Kur'an'da parlayan, bir tek necmi ayetin bir leması. Burayı bir de okuyalım. Evet. O 22 adet sözlerin her birisi semayı Kur'an'da parlayan Kur'an-ı Kerim'i bir göğe benzetiyor. Yüce, ulvi bir makama benzetiyor. Sonsuz yücelikler, sonsuz yükseklikler, ulvilikler makamına benzetiyor tabiri caizse. Nasıl Cenab-ı Hak gökte semada milyarlarca belki trilyonlarca yıldızları yaratmış. Oradan biz buradan onları böyle birer küçük ışık gibi görüyoruz ama onlar çok büyük yıldızlar. Aynen bunun gibi sanki Kur'an da bir semadır, manevi bir semadır. O Kur'an'da parlayan bir tek necm ayetin. Peki bu 22 adet söz nedir o zaman Kur'an'ın neyidir? o sonsuz Kur'an semasında bulunan belki sonsuz denecek manevi yıldızlardan bir tek yıldız ayetinin necm ayetin bir ayeti bir yıldızla benzetiyor. Bir leması yani bir pırıltısı ve bahri furkandan akan Furkan okyanusundan Furkan Kur'an'ın bir ismidir. Hak ile batılı ayıran manasına geliyor. Kur'an'ın birçok ismi var. Mesela zikir Kur'an'da Kur'an ismi olarak geçiyor. Furkan, Hakim Kur'an'ın bir ismi olarak geçiyor. İşte o hakkı batıldan ayırıp hakkı, doğruyu ve güzeli söyleyen o Furkan'dan Furkan okyanusundan sonsuz okyanus akan bir ayetin ırmağından ayeti de o kuran okyanusundan bir ırmağa benzetiyor. Evet, tek bir katresi. Bir tek damlası. Olan e, katresi ve bir kenzi azam-ı kitabullah'ta Allahu ekber. Allah'ın en büyük kitabı olan Kur'an hazinesi. Evet, her biri bir sandıkçayı cevahir olan ayetler, Kur'an'ın her birisi de o Kur'an hazinesinin birer sandıkçası, içerisinde yüzlerce, binlerce, milyonlarca sayısız mücevherat var, evet. İşte o bir tek sandıkta, sandıkta bulunan e, sandıkçayı cevahir olan ayetlerin bir tek ayetinin bir tek incisidir. Allah. Yani Kur'an-ı Kerim bir açıdan sonsuz, tükenmez, bir tükenmeyen, bitmeyen bir okyanus. Bir açıdan e, gökleri süsleyen sonsuz yıldızlar gibi yıldızlar bir açıdan. E, bir açıdan bakarsanız e, sonsuz güneşler özelinde. Bir açıdan bakarsanız sonsuz hazineleri taşıyan bir hazine gibi. Her bir ayette onların tabiri caizse bir bölümünü oluşturuyor. İşte o ayetlerin güzelliklerinden birer pırıltı, o ayetlerin güzelliklerinden birer damla, o ayetlerin güzelliklerinden birer mücevher şeklinde bütün müfessirler anladıkları gibi ben de diyor o Kur'an hazinesinden, Kur'an denizinden, Kur'an güneşlerinden anladıklarımı ama birer pırıltı, birer damla ve birer mücevher olarak size takdim ediyorum diyor. Ne kadar güzel. Bu hem müfessirlerin anladıkları manaların Kur'an'dan olduğunu anlamamıza hem de Kur'an'ın bitmez, tükenmez hazineler, güneşler, yıldızlar manevi taşıdığına inşallah işaret etmiş oluyor, anlamış oluyoruz. Elhamdülillah. Tabi Kur'an-ı Kerim ayetlerin her birisi Allah'ın varlığını ve birliğini gösteriyor. Nasıl ki kainatta bulunan bütün ayetler varlığıyla, devam etmesiyle, yaratılışıyla onu yaradan, var eden, hikmetle, maslahatlar, faydalar takan, ona hayat veren, onu evren, çeviren, ona suret veren, şekil veren, ona ölçü, mizan, denge veren bir zatı isimleriyle sıfatlarla gösteriyorsa kainattaki bütün varlıklar hem toptan hem tek tek aynen bunun gibi Kur'an da baştan sona hem tamamıyla hem bütün sureleriyle hem bütün ayetleriyle toptan ve tek tek Allah'ın varlığını birliğini isimlerini ve sıfatlarını ve şunatını bize bildiriyor. Dolayısıyla Kur'an hem kelamullah olarak Kur'an-ı Kerim hem kitabullah olarak kainat, o da Allah'ın kitabıdır çünkü. Hepsi Allah'ın varlığını ve bize gösteriyor, bildiriyor. Şimdi işte 19. sözün 14. reşhasında bir nebze tarif edilen o kelamullah. Kur'an-ı Kerim'in geniş tarifi 25. sözün başında 3 ayrı tarif şeklinde yapılmış. Orayı okumanızı tavsiye ediyoruz ama Aynı zamanda 19. sözün 14. eşyasında da kısa bir tarif var. İşte oradaki tariften naklediyor. İsmi azamdan. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ismi azamından geliyor. Bu konu detaylı olarak Risale'nin değişik yerlerinde izah ediliyor. Hatta arş-ı azamdan, rububiyetin tecelli azamından birer cümleyle ifade etmeye çalışalım. Kainata kainattaki varlıklar Üstad Hazretleri kelimat kudret tabirini kullanır. Kudret kelimesi. Elbette bir taş da Allah'ın kudret kelimesidir ama bir çiçeğe göre çiçek ondan daha büyük seviyede bir sanat-ı ilahi daha farklı isimlerle Allah'ın varlığını ve birini bize bildirir. Ha bunu yaratan zat hayat sahibidir. Çünkü çiçekte hayat var. Demek ki hayat olan birisi buna hayatı vermiş. Bunu yaratan zat renklendirmiş. Bunu yaratan zat çiçeği güneşi de yaratan zattır. Çünkü bu çiçeğin yaratılması için güneş lazımdır gibi. Ama evet hayvan da Allah'ın bir sanatıdır. O da Allah'ın isimlerini sıfatlarını bize bildirir. Fakat insan Allah'ın en güzel sanatıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ahseni takvimde yaratıldı insan diye bize bildiriliyor. Demek ki her şey Allah'ın bize kudretini bildiriyor. Ama insan Allah'ın kudretini bildirmek noktasından en büyük sanat. Tabiri caizse Allah'ın konuşması elbette müminlerin kalplerine konuşması var. Diğer peygamberlere hitap etmesi var. Ama peygamberimiz Aleyhisselatü vesselama hitap etme eden kelamı ismi azam. Nasıl ki Allah'ın ismi azamı bütün isimleri içinde barındırıyor. Öyleyse Kur'an da bütün hakikatleri içinde barındırıyor. Yani Allah'ın bütün isimlerinin en azam mertebesi de yine Kur'an'da bize bildiriliyor. Ve Kur'an Allah'ın hem ismi azamından hem bütün isimlerin azam mertebesinde mesela bir Müslüman adil ismine en yüksek seviyede mahzar olmak istiyorsa Kur'an'ın adaletine uymalı. Hakim ismine en yüksek seviyede mahzar olmak istiyorsa Kur'an'ın hikmet açıklamalarına uymalı. Tabi Kur'an ve sünnet beraber çünkü sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Sünnet de vahye dayanıyor. Kur'an gibi. Ama Kur'an-ı Kerim hem lafzıyla hem manasıyla vahiy. Fakat Peygamber Efendimiz'e Kur'an dışında gelen vahiler mana olarak vahiydir. Dolayısıyla Kur'an Allah'ın ismi azamından ve her ismin azam mertebesinden gelmesi itibariyle bütün diğer kitaplardan da yani diğer peygamberlere gönderilen kitaplardan da daha üstün. Evet. Hem bu Kur'an'ın diğer kitaplardan üstünlüğünü hem de o Kur'an'ın kendisine indirilen peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünlüğünü hem de inşallah biz o Kur'an'a uygun bir yaşam sürersek ümmeti Muhammed'in de bu haliyle diğer peygamberlerin ümmetlerinden daha üstün olduğunu bu şekilde anlamış oluyoruz. Bu böyle. İkincisi arşı azamdan sonra rububiyetin tecelli azamından diyecek. Arş kelimesini anlamaya çalışalım. Arş kelimesi Mesnevi Nuriye'de evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin halitasıdır diyor. Kürsi dediğimizde maddi alem bitiyor. Kürsi ile. Arş kürsüyü de içine alan manevi bir yönü var. Dolayısıyla hem Allah'ın evvel isminin, hem ahir isminin, hem zahir hem batın isminin tamamını ifade eden şeye arş diyoruz. Mesela kalp de bir arştır. İnsan bedenini idare ediyor. Ama buradaki kapsama maddi olarak anlamayalım. Mesela bir insanın ilmi bir insanın bedenini kaplar ama diyemeyiz ki maddi bir şeyle kapladı diye. Bir insanın kalbi insanı idare ediyor değil mi? Bütün bedeni idare eden maddi kalp olduğu gibi bütün bedeni, bütün ruhu idare eden de manevi kalp. Ha, nasıl idare ediyor? Nasıl kapsıyor? Sanki olmuş kainatta olan ve olacak ne varsa, görünen görünmeyen, alt üst, sağ sol, üst, iç, dış ne varsa maddi manevi hepsini İçine alan arş oluyor. İşte kainatın tamamından, olan, olmuş ve olacak her şeyden bahsetmesi itibariyle Kur'an arş-ı azamdan geliyor. Onun için Kur'an'daki bir ayetin ifadesi ancak arş-ı azam yaratan, kainatı var eden, devam ettiren zat olabilir. Mesela arştan bahsedecek Kur'an bahsediyor. E, arş kelimesinin Kur'an'a girmesi ancak arşı yaratan zatın işi olabilir. Doğru şekilde yani. Dolayısıyla şurada çok harika bir şey söyleyecek inşallah orada biraz üzerine dururuz. Bir de rububiyetin tecelli azamından Rabbul Alemin olarak Allah Kur'an-ı Kerim bütün kainatın bütün varlıkların Rabbi ünvanıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim Kelamullah unvanına en yüksek seviyede liyakatı ancak Kur'an-ı Kerim'e söylüyoruz. Kelamullah denildiğinde mutlak anlamda Kur'an-ı Kerim anlaşılıyor ve kemal liyakatla Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın kelamı denilmiş. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o Kur'an ile Allah terbiye etmiş. Bir Müslüman da o Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine ne kadar uyarsa o kadar Allah'ın güzel kulu oluyor. Yani biz Allah'ın güzel kulu, Allah'ın ahlaklı kulu terbiyesinden geçmiş bir kul olabilmemizin yolu Kur'an ve sünnete uymaktan geçiyor. Öyle kafamıza göre ben iyi kulum, ben ahlaklı kulum, ben iyi terbiyeli kulum olmuyor yani. Terbiye Kur'an ve sünnetin terbiyesinden geçerse oluyor. Onun için evlatlarımızı Kur'an ahlakına, Peygamber ahlakına uygun yetiştirelim ki Rabbul Alemin unvanı İnşallah onlara da bizi de tecelli etsin. İşte Kur'an-ı Kerim bu anlamda kainatı terbiye eden, kainatı yaratan zatın bir kelamı. Öyleyse kainattan bahsetmek Kur'an'da ancak Allah bahsedebilir. Eğer bir kulun en mükemmel varlık olması ne gerekliyorsa Kur'an'da bahsedilmesi ancak o insan yaratan zatın kelamı olabilir. Güneşten bahsedecek ancak güneş yaratan zat olabilir. Ölümden bahsedecek ancak ölüm yaratan zat. Öyleyse madem her şeyin maliki, her şeyin yaratanı, her şeyin terbiye eden Allah'tır, o halde Kur'an'da neden bahsedilmişse ancak Allah bahsedebilir. Başka hiçbir varlık onun yerine geçip ondan bahsedemez, konuşamaz. İşte bu itibarla baktığımızda Kur'an'daki her ayet, Kur'an'daki her hakikat, Kur'an'daki her mana, Kur'an'daki her şey her şeyiyle Allah'ın varlığına, birine nevi isimlerine işaret eder. Delildir güneş gibi. Bakın şimdi. İsmi azamdan, arşı azamdan, Rububiyet'in tecelli azamından nuzul edip, öyle her şey arşı azama, ismi azama ve rububiyete sahip olamayan hiçbir varlık ki sahip değildir, Kur'an gönderemez. İşte oradan inen bu Kur'an ezeli ebede rapt ederek. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'tan bahsediyor değil mi? Allah'ın şunatından, sıfatlarından, isimlerinden. Bunlar kainat yokken Allah vardı. Öyleyse Allah'tan bahsedecek zat ancak Allah olabilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan, sıfatlarından, isimlerinden bahseden ayetler ancak Allah bahsedebilir. Başka hiç kimse bahsedemez. Öyleyse o her bir ayeti bu yönüyle Allah'ın varlığını birin isimlerini bize bildiriyor. E peki, evet. Peki Allah var etmekle bu kainat inşallah ahiret alemlerinde devam edecek. Cennet cehennem olarak devam edecek değil mi? Öyleyse cennetlerden ve cehennemlerden onların ebedi olup olmadığından da bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse hiçbir varlık yok iken. Allah vardı. Ezeli olan Allah'ın isimlerinden, sıfatlarından ve şunatından bahsetmesi Kur'an'ın. Sonra mahlukatı yarattığı Cenab-ı Hak. E o yaratılan varlıkların özelliklerinden, ileride yaratılacaklardan, gelecekte bahsedilmesinden, bilinen bilinmeyen bütün varlıklardan bahsedilmesinden, sonra kabir hayatından, haşir meydanından, kainatın, kıyametin kopup yeniden yaratılacak, haşrin dirilmeden, Cennetlerden ve cehennemlerden o ve o cennetler ve cehennemlerin devam etmesinden bahsedecek zat ancak onlar yaratan ve var eden bir de Allah ayrıca ebedidir. Ezeli olduğu gibi ebedidirdi. Öyleyse Allah'ın ezeliyetinden, sıfatların ezeliyetinden ve Allah'ın ebediyetinden, sıfatların ebediyetinden ve bütün var edilen varlıkların varlığından ve devam etmesinden bahsedecek zat ancak bunlara sahip olan ve bunlar yapan zat olabilir. İşte böyle özelliklere sahip olan o Kur'an ezeli ebede rapt edecek, ferşi arşa bağlayacak. Buradaki ferş kainatın en küçük varlığı dediğimiz arş az önce ifade ettiğimiz gibi her şeyi olmuş olan ve olacak her şeyi ihata eden maddi manevi her şeyi ihata eden manasında işte ferşi arşa bağlayacak bir vüsat ve ulviyet içinde biri ezelden ebede genişlik Diğeri ferşten arşa ulvilik. Bu kadar özellikleri taşıyacak kuvvetiyle ve ayatının bütün katiyetiyle ayetlerinin bütün kesinliğiyle mükerreren ne diyor? La ilahe illa hu diyor Kur'an. Yani Allah vardır ve ondan başka hiçbir ilah yoktur der. Buna şahit olarak da bütün kainatı işhat eder. Yani ayetlerin delil olması ayrı, ayetlerin iddia ettiği hükümlere getirdiği kainatı şahit olarak göstermesi de ayrı. Yani bu güneşi ancak kainata sahip olan bir zat yaratabilir. Benim gözümle güneşin arasında ilgi kurup, e, İkisinin arasındaki münasebeti bilen ve yaratan ancak güneşi de beni de yaratan zat olabilir. Allah. Bana hafıza verip lehu mahfuzla münasebet kurduran ancak lehu mahfuzu da beni de var eden zat olabilir. Benim dillerime tat özelliğini koyup bütün yeryüzündeki tatları benim dilime uygun yaratan Allah ancak Allah olabilir. Allahu Ekber. Demek ki Kur'an'daki bütün hakikatlerin ispatı, maddi ispatı kainat. Onun için kainatı şahit gösterir Cenab-ı Hak ve şehadet ettirir. Ne deriz biz? Evet ya Rabbi, evet la ilahe illahu beraber mizenet alem. Bütün kainat hep beraber ittifakla derler ki Allah vardır ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bu 22. lema baştan sona kainattaki delillerden bahsedilmiş. 11. leması Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın varına ve birinin delil olması. 12. lemada Kur'an, kelamullah olan Kur'an'ın delil olması nokta nazarı verilmiş. Evet, o Kur'an'a selim bir kalp gözüyle baksan göreceksin ki. Çok önemli. Bakış açısı çok önemli. Hani <laughs> aynalar ters olsa, çukur ayna olsa, tümsek ayna olsa göstermiyor. Aynalar net olmalı ki muhataptaki şeyi net görsün. Ve adamın gözlüğü siyahsa gördüğü şeyi siyah görüyor. Ama normalde görünen şey siyah değil. O siyah görüyor. Demek ki bizim kalp gözümüz, gönül gözümüz saf, temiz, berrak ve net olmalı ki samim olmalı ki o zaman hakikati öyle görelim değil mi? Yoksa Allah korusun. Yanlış görebilir. Onun için Kur'an'a selim bir kalple bu bir ayettir. Bir kalbin selim ayetinde geçen selim bir kalple kalp gözüyle baksan göreceksin ki cihatı ı sittesi öyle parlıyor. Altı yönü. Kur'an'ın altı yönü. Birer cümle okumaya çalışalım. Kur'an'ın altı yönü de parlıyor. Altı yönü de mucize ve altı yönü de Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu bir benzerinin getirilemeyeceğini her açıdan bakıldığında o Kur'an mucizedir. Öyleyse bu Kur'an ancak Allah'ın kelamı olabilir. Öyleyse Kur'an'ın her bir ayeti, her bir hükmü Allah'ın varlığına ve birine delildir. Mesela hani e, diyoruz ki şu eli bütün dünya bir araya gelse yapamaz diyoruz. Hayatıyla, şekille, özellikleriyle hani bazen şey yapabilirler bazı insanlar diyelim e, protez el yapabilir ama hayatı yok protez göz yapabilir ama hayatı yok. Demek ki şu elimizdeki bir hücrenin bütün bedenimle münasebeti olduğu gibi tabiri caizse, şu elimdeki hayatın bütün bedenimdeki hayatla münasebeti olduğu gibi tabiri caizse, Kur'an'da hayatlar, Kur'an'daki her bir ayetin hem bütün Kur'an'la hem bütün kainatla münasebeti var. Öyleyse o Kur'an'daki o ayeti oraya koyabilmek ancak bütün Kur'an'a, Kur'an'da anlatılan bütün hakikatlere, bütün varlıklara ve bütün kainata hakim olan, yaratan bir zatın işi olabilir. İşte altı yönden Kur'an-ı Kerim mucize. Mesela bir cümle okuyalım. Öyle şeffaftır ki hiçbir zulmet, hiçbir dalalet, hiçbir şüphe ve rayp. Rayp da tereddüt, şüphe manalarına geliyor. Hiçbir hile içine girmeye ve daireyi ismetine duhule fırce bulamaz. Fırsat bulamaz. Bir açıklık, bir e, çatlaklık bulamaz. Çünkü üstünde sikke i i'caz, Kur'an'ın mucizeliği. Ya bunun için 25. sözü işaretli i'cazı, i'cazla ilgili değişik yerler okunabilir. Kur'an'ın lafzındaki, nazmındaki mucizelik Kur'an'ın içerisine insan kelamının girmesine izin vermez. Bakın şimdi. İnsan vücuduna, insana ait olmayan bir şeyi koyduğunuz zaman onu atar, zarar verir. Hatta dersiniz ki mesela bazı insanların diyelim ki e, kolları protezdir, e, kesilmiştir kolu. Dersiniz ki bu kol bu bedene ait değil. Bak yama. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri böyle mucize. Tırnak, bir tane yapma tırnak taksın birisi tırnağına bakarsınız, bu yamadır. İnsan bedenine ait değildir dersiniz. Orijinali çünkü Allah yaratır. Hiçbir varlık bu tırnağı yapamaz. Yapsa ancak onun taklidi olur. Gerçeği olmaz. Yani naylondan çiçek yapmak gibi. Gerçek çiçeğe şeklen benzer. Asla onun yerini tutmaz. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim mucize. Bu üstündeki yacazı. Altında burhan ve delil. Peki bu Kur'an'ın manevi olarak altında ne var? Burhan ve delil var. Hiç her bir şeyini dinimiz akla tasdik ettirmiştir. Neden? Çünkü aklı yaratan da Kur'an'ı bize gönderen ve konuşan da Allah'tır. Öyleyse elbette konuşan zat aklı yaratan zat aynıysa öyleyse aklın anlayacağı şekilde konuşacaktır. Onun için Kur'an bütün hakikatlerini akla tasdik ettirmiştir. Ve Kur'an baştan sona akletmez misiniz der. Bak aklınızı çalıştırın. Aklınızı kullanın. Mesela der ki şu yeryüzündeki rahmet eserlerine bakın. Bakıyoruz. Nasıl bu yeryüzündeki varlıklar yaratan zat onları kışın ölümünden sonra ilkbaharda tekrar o yeryüzündeki varlıkları, bitkileri, hayvanları yaratıyor. Evet. Evet rahmet eserlerini cenab Hak canlandırıyor. Evet. E siz de böyle tekrar canlandıracak. Bakın akla hitap etti değil mi? Allahu Ekber. Nasıl yeryüzündeki varlıkları Cenab-ı Hak böyle ölümünden sonra yaratıyorsa kezalikel huruç sizin yaratılmanızda da böyle olacaktır. İnne zâlike lemuhil mevta. Ölüler böyle diriltecek Allah. Veya hiç ilk yapan ikinci kez yapmaz mı? Bak. Kul yuhyi hellezi enşâhe evvela İlk olarak yapan tekrar yapacaktır gibi Kur'an-ı Kerim baştan sona insan aklına hitap ediyor ve deliller, burhanlar aklını, vicdanını, hissiyatını, latifelerini tatmin ediyor. Mesela ben de Cenab-ı Hak gelecek endişesi yaratmış. Bak bir latife, bir his, his. Gelecek endişesi. Ölümden sonra ne olacağım? Hemen Kur'an cevap veriyor. Ölümden sonra yok olmuyorsun. Kabir hayatı var. Ondan sonra da yok olmuyorsun. haşir meydanı var. Ondan sonra yok olmuyorsun. Ebedi hayat var. Bak cevap verdi. Haydi bakalım. Gibi. Her şeyle burhan ve delil. Kesin, kat'i, aklı, vicdan ikna edecek delillerle tabiri caizse. Onların üzerine oturmuş tabiri caizse. Peki nereye dayanıyor bu? Dayanağı ne? Arkasında nokta isnadı vahy, mahzı i Rabbani. Allah'ın vahyine dayanıyor. Kur'an. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak bir vahiy gönderse ama Kur'an ayeti olmayarak bir vahiy gönderse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o anladığı manayı bizim anlayacağımız şekilde verebiliyor. Ama Kur'an'ın lafızlarına da Peygamberimizin müdahale hakkı yok. Allah ona o izni vermemiş. Ayetler nasıl indiyse manasıyla, lafzıyla aynen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam konuşuyor ve yazdırıyor. Allah onun için mahzı vahiy Rabbani dedi. Yoksa Kur'an'ın dışında vahiy yok mu? Var. Peygamberlere, peygamberimize de var ama Kur'an bu anlamda çok özel bir vahiy rabbani vahiy öyleyse madem ki Rabbul Alemin olan Allah bu Kur'an-ı Kerim'i vahyetmiştir o halde ona dayandığından dolayı kainatı yaratan, kainatı var eden, sonsuz isim ve sıfatlara sahip olan ezeli ve ebedi olan bir zatın kelamı olması itibariyle benzersizdir, benzersizdir, mucizedir bu açıdan da. Bu da son derece sonsuz kudrete sonsuz kuvvete isnat ettiğinden, sonsuz Rabbe, sonsuz rububiyete, sonsuz hikmete, sonsuz rahmete bütün isimleri tek tek sıralayabilirsiniz. Dayandığından nokta isnadı böyle güçlü. Peki önünde ne var? Ne veriyor bize? Ne vaat ediyor? Saadet idareyin. İki dünya saadetini veriyor. Hani bazı zatlar demişler, ey tek dünyalılar çekilin önümüzden. Allah. Üstad da bu anlamda şeyler söylüyor. Daha büyük tek dünyalar. Onun için deriz ki yani derler iki, yastık, iki yastık, bir yastıkta kocatsın sizi diye bazen evli insanlar, evlenen insanlara böyle tebrik. Hani evli insanlar tebrik etmek sünnettir. Ama kardeşim iki cihan saadeti versin Rabbim size demek lazım. Çünkü evlilik sadece dünya hayata devam eden bir şey değil. Ebedi hayatta da devam edecek bir özelliktir. Öyleyse Kur'an bize diyor ki sizin aile hayatınız dünyaya özel değil, dünyada misafirhanede, bu kısa dünya hayatında, kışlada bir hayatınız var. Ama bunun devamı ebedi alemde gelecek diyerek hem dünya cennetini hem ahiret cennetini beraber vaat ediyor bize Kur'an-ı Kerim. Her açıdan, her açıdan. Hem yaşam açısından, hem hayat açısından, her açıdan dünya ve ahiret saadetini bize Hedefinde bu var. Evet. Bunun dışındaki bütün düşünceler bunun karşısında iflas eder. Peki sağında ne var? Sağında aklı istintak edip tasdikini temin. Ne yapıyor? Aklı tasdik ettiriyor. Vicdanı tatmin ediyor. Bütün his ve latifelerimizi doyuruyor. Evet diyor akıl. Doğru. O kadar çok örnekleri var ki, o kadar çok hakikatleri var ki Cenab-ı Hak bize Kur'an hakikatlerine muhatap olma nasip eylesin. Onun için özellikle 25. sözü işaret bir okuyalım diyoruz hasreten. Solunda ne var? Vicdanı istişhat ederek, vicdanı şahit göstererek teslimini tespit. Yani öyle kuru kuruya hadi sen teslim ol değil. Akıl, vicdan ve sayır latifeleri doyurarak Allah bizi imana davet ediyor. Onun için akletmezler mi, düşünmezler mi? Ülül elbâb diyor değil mi? Düşünce, fikir, anlay sahibi insanlar ancak bunu fark ederler diyor. Ya allah Ekber. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an'ın hakikatlerine mazhar olmayı ve başkalarına da bu güzel hakikat ulaştırmayı nasip etsin. İçi bil bedahe, safi hidayet rahmaniye. Ve ona uyanlar hakikate ulaşırlar. Yani lüp, öz, saf, temiz, hiçbir katık yabancı bir şey yok, halis ve ona uyan da halis olur. Yani onun tabiri caizse ihtiva ettiği hakikatlere uyanlar sırf hakikate ulaşır. Onun adaletine yapışanlar adil olur, onun rahmetine yapışanlar rahim olur. Onun cömertliğini uyanlar kerim olur hakeza. Allah'ın bütün güzel isimlerine mahsur olmanın yolu da onun içindeki hakikatlere uymaktan geçiyor. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim bir benzersizdir. Ve bu açıdan Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı anlatıyor her yürüyle. Üstü bir müşahede halis en var-ı imaniye. Yani imanımızın da katıksız, saf, tertemiz olması için de yine Kur'an-ı Kerim'e mesela bu Yahudi ve Hristiyanların imanlarındaki problemlerin çözümü Yine Kur'an'la oluyor. Yine Erlüsnet içinde olduğu halde şirke girebilecek yanlış anlayışlardan kurtulmanın yolu da yine Kur'an-ı Kerim'in iman nurlarına uymakla olacak. Meyveleri bir aynel yakin kemalat-ı insaniye ile müzeyyen asfiya ve muhakkikin evliya ve sıddıkin olan allah Allahu Ekber. Sıddıkin olan o lisanın, gaybın sinesine kulağını yapıştırıp dinlesen, derinden derine gayet munis ve mukni, nihayet ciddi ve ulvi ve burhanla mücehhez bir saday semavi işteceksin ki, öyle bir katiyetle La ilahe illa der ve tekrar eder ki, hakkal yakin derecesinde söylediğini aynel yakin gibi bir ilmi yakini sana ifade ve ifaza ediyor. Demek ki bizler Kur'an ne kadar iyi anlarsak, Kur'an'ın hem mucizelik yönlerini, hem ihtiva ettiği manaları, hem kimden geldiğini, kime geldiğini, niçin geldiğini, hedefinin ne olduğunu, bize hangi hakikatleri ifade ettiğini iyi fark edersek, Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetine uygun da iyi bir yaşam tarzını kendimize benimsersek o zaman bütün kainat bizim gönül gözümüze başlar anlatma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i yanlayınca, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı hakikatleri de kavrayınca o zaman hem Kur'an hem kainat bir kulağın Kur'an dili Kur'an sözlerini, bir kulağın kainat sözlerini sürekli ne diyecek bize? Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Her şey Allah'ın güzel isimlerin tecellileridir. Ve her şey bize Allah'ın güzel isimlerinin yansıması olarak görülüyor. Diyecek. O zaman gözle görmüş, <laughs> ilimle e, bilmiş ve bizzat fiilen yaşamış olacağız inşallah. Şimdi son cümlemizi okuyup bitirelim. Son hakikatı. Elhasıl her birisi bize güneş, güneş olan Resulekrem Aleyhisselatü Vesselam ile Furkan Ahkem ki. Yani biz burada iki şey öğrenmiş olduk. Birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, diğeri Allah'ın kelamı olan Kur'an. Neden Peygamberimiz diyoruz? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisi. Kur'an ise Allah'ın Peygamberimize gönderdiği fermanı. Öyleyse hem elçisiyle hem elçisine verdiği fermanla bize Allah kendisinin varlığını bildir bildirmiş oluyor isimlerini sıfatlarını bize bildirmiş oluyor. Kur'an'ın için gönderdiğini, Kainat için yarattığını, insanın için var olduğunu bize bildirmiş oluyor. Öyleyse kim bu hakikatlara hakkıyla ittiba eder, uyarsa, ikisine yani tabiri caizse, o zaman inşallah kemalat arşına, insani arşa ulaşır inşallah. Biri, alem-i şehadetin lisanı olarak bin mucizat içinde bütün enbiya ve asfiyanın tahtı tasdiklerinde İslamiyet ve Risalet parmaklarıyla işaret ederek bütün kuvvetle gösterdiği bir hakikati Peygamberin Aleyhisselam'ın 11. lemada burada anlatıldı. İnşallah oraya bu gözle bir de okuyalım. Diğeri, alemi gaybın lisanı hükmünde 40 vücuh icaz içinde kainatın bütün ayatı tekviniyesinin tas tahtı tasdiklerinde Hakkaniyet ve hidayet parmaklarla işaret edip, bütün ciddiyetle gösterdiği aynı hakikatı, acaba o hakikat güneşten daha bahir, gündüzden daha zahir olmaz mı? Yani bir insan güneşi ve güneşin gösterdiklerini görüp inkar etmesi ya da gündüzü görüp gündüzdekileri inkar etmesi nasılsa. Bu diyor ondan daha da diyor zahir, daha da açık. O zaman güneşi gündüzü içindekileri inkar eden bir insanın pozisyonu, Kur'an'ı ve Kur'an'ın gösterdikleri inkar eden bir insanın pozisyonuna göre daha hafif kalıyor. O zaman Kur'an'ı ve Kur'an'ın gösterdiği hakikati inkar eden daha kötü durumda oluyor. Ey dalale talut mütemmerit insancık! Bu hitap Kur'an'ı kaldırmaya çalışanadır. Yani Kur'an'ı ve Kur'an hükümlerini kaldırmaya çalışanlara insancık diyor. Çünkü insanı kamil ancak Müslüman, hakiki Müslüman olmakla İslamiyet ile oluyor. Çünkü insaniyeti kübra İslamiyettir. Bir insan ne kadar mümin, ne kadar Müslim, ne kadar Allah'ın kulu olursa o kadar insan oluyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak inanmayanlar için belhum edal diyor. Bak onlar dalalettedirler. Hatta e, kel enam yani onlar hayvanlar gibidir. Belhum adal daha da aşağıda diyerek evet işte onlardan birisine burada insancık diyor. Ateş böceğinden daha sönük kafa fenerinle nasıl şu güneşlere karşı gelebilirsin? Onlardan istigna edebilirsin. Üflemekle onları söndürmeye çalışırsın. Tuh! Tuh! Senin o münkir aklına nasıl o iki lisanı gayb ve şehadet. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın gösterdiği Allah'ın varlığı ve birine dair delillerle Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği Allah'ın varlığı ve birine dair delilleri ki bunların ikisi de kainattaki bütün varlıkların Allah'ın varlığına ve birbirine gösterdiği delilleri de şahit gösteriyorlar. Onları da şahit ediyorlar. Öyleyse Kur'an Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve kainat kitabındaki bütün delilleri inkar etmek bütün alemlerin Rabbi ve şu kainatın sahibi namına ve onun hesabına söyledikleri sözleri ve davaları inkar etmek demektir. Öyleyse sen nasıl inkar edebilirsin? Ey bir çare ve sinekten daha aciz, daha hakir. Sen necisin ki şu kainatın sahibi Zülcelal'ini tekzibe yelteniyorsun. Allah Allah. Ya yani demek ki Kur'an'ı inkar eden, peygamberliği inkar eden ve peygamberi inkar eden bir kişi Allah'ı yalancılıkla itham etmiş, Allah'a iftira etmiş oluyor. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak bizi bu güzel hakikatlerin farkına varmayı, yaşamayı, başkalarına da ulaştırmayı nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha